şöyle bu şeyin evet. mesnevi biliyoruz altı cilt. Bu benim elimdeki 1956-57 baskısı kitaplar. Ben bunlara itibar ediyorum. Velet İzbudağ'ın çevirisi Abdülbaki Gölpınarlı hocanın sağ olsun o da gözden geçirmiş o tarihte. Bu dördüncü ciltte diyor ki Ey hak ziyası Hüsamettin sen öyle bir ersin ki mesnevi senin nurunla ayı bile geçti. Aydan bile parlak bir hale geldi. Peki bu Hüsamettin Çelebi'nin özelliğine. Hüsamettin Çelebi'ni Hazreti Mevlana her zaman bir Nedim aramıştır. Her zaman ruh ikizini aramıştır. Konuşacak insan aramıştır. Biz aramıyor muyuz bugün? Hı hı. İşte mesela Hazreti Şems olan ilişkisini, Hüsamettin Çelebi ile olan ilişkisini bu minval değerlendirmek lazımdır. Hakikaten Allah aşkıyla dolu olan insanların ve bir takım eşyanın hakikatine vakıf olan insanların bu dünya üzerinde konuşacak insan ve bunları paylaşacak insanları bulmaları çok zordur. Ve Hüsamettin Çelebi sen bu kadar yanıyorsun. Bunları artık kağıda dökmenin zamanı değil midir? Bunlar kalıcı olarak bundan sonra gelecek olan nesillere intikal etsin demiştir. Ve bundan sonra biraz evvelki sorunun dediği gibi Hz. Mevlana'nın bir ekol olabilmesi. Hz. Mevlana'nın aslı derviştir. Yani neredeyse şunu söylemek içimden geliyor. Dilimin ucundan dökülüyor. Hz. Şems'in dervişidir. Ama Hz. Şems de o kadar büyük bir kibarlıkla, efendilikle ve zarafetle Aramızda iki tane derviş var. Birbirimizin aynası olduk biz. Benim ifade edebilecek edemeyeceklerimi sen benden çok daha iyi ifade ettin demiştir. Yani Hazreti Mevlana'yı aşık kılan, aşık dediğimiz vakit Allah aşkıyla donatan Hazreti Şems olmuş. Peki bu vazifesini yapmış ve çekilmiştir. Peki bu hazreti ifadesi işte bütün kimlikler için ya da bütün bu tasavvuf ehli için kullanılıyor mu? Kullanılır tabi. Neden? yani Kudüs'e, Kudüs'ü vesaire onlara olan şey tazim ifadesidir. Yani hürmet ifadesidir. Hürmet ifadesi. Yoksa dini bir kimlik ya da Dinli kisve değil, yok. değil mi? Evet. Yani bugün sayın dediğimiz gibi, bay ya dediğimiz gibi öyle bir an. Şimdi mi? bak bu 5. ciltte ben izleyiciler için söylüyorum. Zaten haliniz için söylemiyorum Sıramı efendim. Yapacağım. Diyor ki yıldızların nuru olan Şah Hüsamettin Beşinci cildin başlanmasını istiyor. Ey tanrı ışığı cömert Hüsamettin. Beşeri bulantılardan durulanların üstadlarının üstadısın sen. Yani bu Hüsamettin Çelebi bu kitapların yazılması için onu teşvik ediyor. Evet. Peki Şems Tebrizi'nin de yazması için buna motivasyon sağlaması söz konusu mu? Şems Tebrizi'nin en e, buradaki en önemli katkısı şu olmuştur. Hazreti Mevlana'yı kendisine almıştır. Önüme otur demiştir. Üç buçuk ay odadan çıkmadan birbirlerine baktılar. Dilsiz dudaksız konuştular. Ne yaptı biliyor musunuz? Ayna tuttu. Şemsiye ayna tuttu. Bu Allah'tan gelen tecellilerin şemsin üzerinden bir mehtaba doğru yansıması gibi bir akış cereyan etti. Bir akış cereyan etti. Oradan tekrar Tanrı'ya varır. Sonra Allah'tan tekrar... Hazreti Mevlana, Hazreti Mevlana'dan Şems'e. Yani burada bu şuaları Hazreti Mevlana kaptı. Birbirlerine ayna oldular. Bu çok önemlidir tasavvufta. Yani Hazreti Mevlana dedi ki sen kimsin biliyor musun? Dedi. Sen Tanrı'nın seçilmiş kulusun dedi. Bak dedi aynaya kendini gör dedi. Burada gördüğü sadece şekil itibariyle de suret itibariyle değil siret itibariyle Mevlana'yı gör dedi. Çin'de Mevlana var. Ben bunu çıkarmaya geldim senden dedi. Ve bunu akıtmaya başladı. Peki Şems geldiğinde kaç yaşında olduğunu biliyor muyuz? Şems? In? Tabii 40 yaşında. 40 yaşında. Evet. Peki Şems geldiğinde 40 yaşında Mevlana kaç yaşında? Mevla, ya, Mevlana, yok, 40 yaşında, ya, Mevlana 40 yaşında, kırk bir 60, 60 küsür, 60, 60, 60, evet, 60 yaşın kadar. üstünde. Tabii, tabii. Peki Mevlana ile Şems arasındaki bu ilişki öğrencilerini rahatsız etti diye Çok biliyorum, etti. çevreyi de rahatsız etti. Ondan sonraki süreç ne oldu? Ya, tabii te, tevatürler geldi gitti. Bundan sonra e, Hazreti Şems buna dayanamadı, e, yani seyircilerimiz bunu bilir e, ve çekildi, Şam'a gitti. Şam'a gittikten sonra da. Hazreti Mevlan'a yanmaya başladı yanmaya başladı yanmak ne demek yani kalp, kal kalbinin işlemeye başlası demek demektir yani gönlü gönlü e, gönül Aslında e, tasavvufi literatürde e, Allah'ın beytidir adeta bir kandil gibidir her yani yani e, Şura suresinin 35. ayeti kerimesinde olduğu gibi orada bir kandil vardır. Bu kandile ne gerekir? Bir tane fanus gerekir. Cam fanus dışı. İçerisinde bir fitil gerekir. Yağ gerekir. Bundan sonra onu ateşleyecek de bir zeytinden bir meşale gibi bir kibrit ateşinin yakılması gerekir. İşte o ateşi yakan adamdır. O fitili koyan adamdır. O yağı oraya döken adamdır. Bundan sonra yanmaya başladı. Yandığı şey şekli olarak şemse yönelik ama şemste olana yönelikti. Hani var ya Yunus Emre'nin de söylediği gibi bir ben var bende benden içeri. İşte o beni fark etmeye başladı. O zaman yazmaya başladı. Hazreti Mevlana'nın bütün eserleri içerisinde bana soracak olursan, şu soracak olursan en mütekamili, en muazzamı en müthişi Divan-ı Kebir'dir. Divan-ı Kebir aslında Divan-ı Şems'tir. Şems yazdırmıştır. Şems gönlüne koymuştur çünkü onu. Şems için yazılmıştır ama o aslında Allah'a münacattır. Yani Allah'ın tecellilerini hisseden ve Allah aşkını hisseden Mevlana'nın o yanış süreci içerisinde nasıl hamdım, piştim, oldum derken kağıda döktükleridir. Mesneviden iki misli daha fazladır. Büyük bir aşkla yazılmıştır. Mevleviler genellikle ya bunları halka vermeyelim, bunları rafta tutalım, hatta kilitli tutalım. Çünkü yanlış anlaşılabilir demişlerdir. demişlerdir. Eğer hakikaten bu işin arka planındaki hakikati bilmezseniz, metodolojiyi bilmezseniz, tasavvuf ilminin sırlarını bilmezseniz burada yanlış anlamak mümkündür. İşte Hz. Mevlana'nın Mevlana olur süreci böyle başlar. Divan-ı Sonra Mesnevi biraz evvel senin de söylediğin gibi Mesnevi ders kitabıdır. Yani olan bir insan Artık yani gene aşk vardır içerisinde ama daha kontrollü, daha şatiyesiz yani kendinden geçmesiz ama daha yerinde, daha bir irfan kitabı halinde bütün e, tasavvufla ilgilenenler için özel bir e, metin olarak evet, bir hikmetler kamu, mecmuası olarak Kamudaki popüler kitabı Mesnevi zaten. Mesnevi. Mesnevi bile anlamak zordur. Zor. Yani Mesnevi okuma kılavuzu olmalıdır. Zor. Çünkü evet. Erol'cum burada şey söylerler. Yani herkes çıkıyor ben mesnevi yok ok okuyabilirsin tabii ok canım kimse şey ama düz okursun da düz Mesnevi okursun hanlar da. boşuna çıkmıyor ya. Yani. Peki o zaman